Barış Pınarı harekatı devam ediyor. Birbiri ardına gelen açıklamalar ve süren operasyon. O operasyonlara dair son notlar. Adem Hançer'de hemen sınır hattına dönüyoruz ve Adem seni dinliyoruz. Evet Elin Aslan, hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Mardin ve bazı ilçelerinde 156 toplamda 156 okula 2 gün boyunca eğitime ara verildi diyebiliriz. Tabii operasyonlar devam ediyor. Yine Suriye tarafından PKK'lı YPG'li teröristlerce bu tarafa, daha doğrusu bulunduğumuz sınır bölgelerine hava atışları devam ediyor. Vatandaşların güvenliği için dediğimiz gibi 156 okula Mardin ve bazı ilçelerde ikişer gün süreyle eğitime ara verildi diyelim. Evet, şu dakika itibariyle resmi olarak etkisiz hale getirildi. Terörist sayısı 637, ancak yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre bu rakam 650'yi geçmiş durumda. Toplamda ise 1300 kilometrekarelik bir alanda PKK-YPG temizliği yapıldı. O bölgeden o teröristler temizlendi. Barış Pınarı harekatı kapsamında 80'den fazla köy yine o PKK'lı YPG'li teröristlerden temizlenmiş durumda. O köylerde de yine bomba imha ekiplerinin arama tarama çalışmaları birçok köyde tamamlandı. 600'e yakın yine o köylerden ayrılan yerel halk tekrar o bölgelere yerleştirilmeye başlandı. Kızılay ise o yeniden evlerine dönenlere yardımlarını yapmaya devam ediyor. Şu dakikalarda hemen Tel Abyad'dan bahsedelim. En yakın noktadayız şu dakikalarda. Tel Abyad'ın güneyinde hem bulunduğumuz bölgeler hem de sınırda yerleşmiş olan obüslerden obüs atışı yapılmaya başlandı. Sabah saatlerinden bu yana kadar devam ediyor. Tel Abyad'ın güneyine doğru atış yapılıyor. Bununla birlikte Tel Abyad ve Ayn el Arab arası yaklaşık 40 kilometre bir mesafe. O 40 kilometrelik alanda da yine obüs atışları devam etmekte şu anda. Bir yandan da Resul Ayn'ın doğu kesimi yine hareketli. Orada Meskun Mahal çatışmalarının yaşandığını biliyoruz. Yine Türk tankçı ve topçu birlikleri PKK-YPG'ye ait bir cephaneliği imha etmiş durumda. Tabii bugüne kadar imha edilen cephanelik sayısı 10'u geçti bununla birlikte. Resulayn'ın doğu hattı temizleniyor dedik. Bu bir yandan Resulayn'ın batı kısmına doğru, yani bulunduğumuz noktaya doğru Milli Ordu ve Türk Silahlı Kuvvetleri beraberinde hızla ilerlemekte. O bölgede bulunan köyleri PKK-YPG'lilerden temizliyor. Güneye doğru baktığımızda bu 40 kilometrelik hattın güneyine doğru baktığımızda M4 karayolu bulunuyor. M4 karayolunda da 3 farklı noktada yine Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Ordu kontrolü ele geçirmiş durumda. M4 karayolu aslında PKK-YPG terör örgütü için önemli bir karayolu. Lojistik desteğin sağlandığı bir karayolu. Burada da dediğimiz gibi 3 farklı noktada kontrol ele geçirilmiş durumda. Bugün 8. gün, tabii 650'yi aşkın terörist etkisiz hale getirildi dedik. Bir yandan tabii çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerden bir tanesi de Membiç ve çevresi daha doğrusu. Yine orada da birçok köy, 20'den fazla köy 2 gün içerisinde PKK'lı YPG'li teröristlerden temizlenmiş durumda. Yer yer Meskun Mahal çatışmalarının yaşandığını biliyoruz. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Ordu'nun peşinden o temizlenen köylere giriyorlar ve sonrasında bomba imha ekiplerinin aramaları, taramaları devam ediyor. Çünkü YPG'li PKK'lı teröristler kaçarken birçok noktaya bomba tuzakladığını biliyoruz. Özellikle hastane, devlet daireleri, bununla birlikte okullar, dini mekanlar yine bu PKK'lı YPG'li teröristlerin hedefi olmuş durumda. Oralara patlayıcı yerleştirdiklerini biliyoruz. Bununla birlikte yine bölgede yaşayan Hristiyanlar vardı. Bunlara ait kiliseler vardı. O kiliselere saklanıp kiliselerden hem Milli Ordu'ya hem de Türk Silahlı Kuvvetlerine keskin nişancılarla ateş ettiğini biliyoruz. Tabii ki burada bir aslında algı yapmaya, daha doğrusu tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Ordu dediğimiz gibi hem öncelikle sivil hassasiyetine hem de diğer konularda hassaslar. Bunun içinse İHA'lardan gelen tabii o koordinatlar önemli. İHA'lar havadan yerde bulunan teröristleri özellikle yerlerini tespit ediyor, koordinatlarını bildiriyor ve sonrasında ise hem topçu birlikleri hem tankçı birlikleri atışlarını yapıyorlar. Bununla birlikte türeller var tabii. Türeller onları kaçmak için, daha doğrusu yer değiştirmek için teröristlerin kullandığı türeller var. Bu türellerde tespit edildiği çoğu yine İHA'lar tarafından o türellerden çıkış ve giriş yapan teröristler de tespit edildi. Yine tankçı ve topçu birliklerimiz o teröristleri hem
hem Resul Ayı'nda hem Tel Abyad'da teröristlere atışlar yapıldı, başarılı atışlar yapıldı. Bununla birlikte dediğimiz gibi meskun mahal çatışmaları devam ediyor. Özellikle yerleri toplu halde tespit edilen teröristlere yine çok namlulu roket atarlarla gereken ders veriliyor diyebiliriz. PKK'lı YPG'li yöneticilerin yine kendilerine sivil kalkan yaptığı vatandaşlarla birlikte güneye doğru kaçtıklarını biliyoruz. Vatandaşları göçe zorladıklarını biliyoruz orada yaşayan yerel halkı. Bununla birlikte tabii Milli Ordu yine bu konuda hassas. Türk Silahlı Kuvvetleri hassas. Şu dakikaya kadar dedik 650'den fazla terörist etkisiz hale getirilmiş durumda. Barış Pınarı Harekatı 480 kilometrelik uzunlukta Suriye sınır hattımızda başarıyla devam ediyor. Bizim burada Akçakale'deki nöbetimiz devam ediyor. Kameraman arkadaşım Uğur Tüney ile birlikte ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Adem teşekkür ediyoruz. Uğur'a da sana da kolay gelsin. Şimdi